Demirtaş bir projedir. Çözüm sürecinin tıkama projesidir. Öcalan'ı kenara çekme projesidir. Çünkü Demirtaş çözüm istemiyor. Onu evvela bilelim. Onu bir defa bilelim. Dolayısıyla bir tarafı o. Birçok şey var. İkincisi, Türkiye'de 17 Aralık, 25 Aralık operasyonları, Gezi olaylarında durdurmaya çalışılan devasa projeleri kesme için bulunan başka bir alanda gene aynı şekilde kilitlenme ve kenetlenme yeriydi Demirtaş'ın etrafı. Hesap yapanlar dediler ki yani biz bu Kemal'den falan fayda yok. Zaten MHP'nin durumu da belli. Biz bu çocuğa saz sözü verirsek, iki tadın gırdını yaparsa millete de bunu söyleriz. Biz de destek veririz. CHP'den alıp oylarımızı veririz. Beyaz Türkler. Hakikaten Beyaz Türkler getirdi, oraya koydu. 50 bin kişinin ölümüne sebep olmuştur. Bu PKK'nın uzantısı biçiminde, siyasi uzantısıydı benim her zaman söylediğim o yıllarda. Bundan sonra göreceğiz bakalım ne yapacak. Ve neticede böyle bir tablodan eğer siz bu baraj aşırırsak AK Parti'yi tek başına hükümet olmaktan aşağı çekeriz. Hesap yapıldı ve aylar önce sizler de söylediniz. Efendim ben seçime parti olarak gireceğim dedi. Ne dedi herkes bizden? Yahu dedik bu adam kafayı mı yedi? %10'luk barajı sen nasıl geçeceksin? Ha orada birileri işte Amerika'ya gitti, Avrupa'ya gitti geldi. Bu bir projedir. O açıdan diyorum ki emanet oyları filan değil. Öyle Kürt oyları filan değil. O oylardan gelen gelmiştir. Ama gerçekten Şişli'den de, efendim ben geldim Etiler'den de, ummadık yerlerden, polis kolejlerinden, orada atılan oylardan, ummadık yerlerden orada çıkmış oylar var HDP. Dolayısıyla bu proje derken neyin projesi? Demin manşetleri söylediniz işte. Gördünüz. Türkiye'nin bölgesinde küresel güç olması ve bölgesel güç olması birçoklarını rahatsız etti. İçeride Aydın Doğan vesaire gibi grup olmak üzere Doğan grubunun rahatsızlığı, Parler'in rahatsızlığı, bundan orada uzantıları hep beraber bir araya geldiler ve hakikaten de bu şeytani formülü tutturdular. Bu aslında şeye benziyor. Abdülhamit Han döneminde 20 tane parti vardı. Fırka. 20 partinin 20'sinde bir tek hedefi vardı. Abdülhamit'i götürmek. Peki sonrası ne olacak diye sorduğun zaman bakarız diyorlardı. İttihat Terakki'ye geldi. Bu CHP'nin dedeleri, ilk efendim ataları ve Osmanlı'nın sonunu getirecek icraatı imza attılar. 1912 Balkan Savaşı, arkasından Bir Dünya Savaşı ve şu gördüğünüz toprakların tam 25 katını kaybettik. Devlet yönetmek bir sanattır.